İlahi emir geliyor. Mevlam buyuruyor. La tettehizül Yahude ve Nasara evliyae. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Emir, iki türlü emir vardır. İfal, la tefal. Yap, yapma. İkisi emirdir. Eğer bir Müslüman yap, emrini yapmazsa tabi haram işlemiş oluyor. Aynı şekilde yapmayı yaparsa bu da aynen haram oluyor. Demek ki Yahudileri, Hristiyanları dost edinmek Allah tarafından yasaklanmıştır. Bazıhum evliyaya bağlı. Mevlam buyuruyor. Onların bazısı bazısının, bir kısmı diğerinin dostudurlar, velisidirler. Genelde Hristiyan alemi, Hristiyan dünyası bugün tabi Yahudileri dost olarak biliyorlar. Onu destekliyorlar. Halbuki aralarında kan davası aralarında halbuki. Fakat Yahudi oyunu onlara bunu unutturuyor bunları. Bugün İncil'e her tarafa bakınız. Ne yazıyor bunda? Hazreti İsa Yahudilerin işte çağırmaya geldiği şunlar bunlar var İncil'de. Nedir bu? Demek ki aralarında bir kan davası var. Fakat böyle olduğu halde Yahudi bunun önlemesini biliyor. Bugün Hristiyan arasında bir dostluk var, ittifak var İslam'a karşı. Bir Müslüman eğer Yahudileri Hristiyan dost edinirse ne olacak? Ve men yetevellehüm minkum. Vela biliyor. Sizden kim ki onları dost edinirse feynnehu minhum, o da onlardandır. Mevla buyuruyor. Yani burası çok düşündürücü muhteremler. Kişinin imanına zarar veriyor. Mevla buyuruyor. Sizden kim onları dost edinirse feynnehu minhum, o da onlardandır. Mevla buyuruyor. Bunun için İslam'da mesela İsrail dostumuz diyemeyiz. Günah oluyor. Yunanistan dostumuz diyemeyiz. Ama müttefik denebilir. Bir konu ittifak edilebilir. Ama dost demek İslam'a göre, Allah'a göre yasaktır, haramdır. Peki bunlar dostumuz değil bunlar. Bunlara dost diyemeyiz. Düşman mı bunlar? Tabii düşmanlıkları var da ama onlara karşı düşmanı beslemekte emir de yok burada. Şimdi Mevlam buyuruyor şeytan hakkında Fatır Sûre ayet 6'da İnne şeytan leküm adüvün fettehizühü adüva. Mevlam buyuruyor. Şeytan size düşmandır, onu düşman edinin. Mevlam buyuruyor. Hristiyan'a gelince onlara dost edinmeyin buyuruyor ama düşmanı Mevlam buyurmuyor. Neden? Aradaki bağın da koparılmaması gerekiyor. Ne yönden? Davet yönünde. Davet yönünde.